Aytekin, TÜİK tarafından hesaplanan enflasyon oranlarına göre ücretlilerin ve emeklilerin aylıklarına yapılan zamların hiçbir koruyucu özelliği kalmamıştır. Örneğin emekli aylıkları düşüp kaldığı gibi yapılan yüzdeli zamların katkısı da sınırlı olmuştur. Farklı gelir gruplarının gelirleri ve harcamaları farklı olduğundan konut ve gıda enflasyonundan etkilenen kesimlerin alım gücünde ciddi kayıplar ile karşılaşılmıştır. Enflasyon yükselmesinde elektrik, su, doğalgaz zamları etkili olmuş ve hanelerin alım gücünü aşan faturaların ödenmesinde zorluklar yaşanmıştır. Emeklilerin gıda harcamalarında bir yıllık enflasyonun %90'ları aşmasına karşın genel enflasyon ile emekliler yoksullaşmıştır. Günümüzde emekli aylıklarının yetersiz kalmasının en büyük nedenlerinden birisi de düşük ücret politikasıdır. Prim ödeyenlerin ağırlığını asgari ücretin oluşturması yanında aylık hesaplama sistemleri yetersiz kalmış ve emekli aylıklarını küçülten bir sistem getirilmiştir. Türkiye Emekliler Derneği İntibak'ın 2000 sonrası emeklilere de uygulanması için dava yoluna gitmiş. Üst mahkemeler olarak gerek Anayasa Mahkemesi ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konunun TBMM'nin görev alanında olduğuna karar vermiştir. 2023 emekli zamlarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım Ergün ve Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu katılmıştır. Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün emekli aylıklarına yapılacak olan zamın seyyanen ve yüzdeli olarak emekli aylık seviyelerine göre uygulanmasını talep etmiş ve intibak yapılmadan emekli aylıkları arasında eşitliğin sağlanamayacağını söylemiştir. Son olarak diyoruz ki emekli derneği olarak intibakımızın yapılmasını, ikramiyelerimizin yükseltilmesini, sağlıkta katkı paylarının kaldırılmasını, seyyanen zam verilmesini, emekliye yapılmış olan 927 emeklimizin ev sahibi olmasından sonra yeni yapılacak TOKİ evlerinden de emeklilerin de yararlanmasını beklemekteyiz. Emeklilikte yaşa takılanlar mecliste çıkan yasa ile emekli müracaatlarını yapmaya başladılar. Emekli olduktan sonra derneğimize üye olmalarını beklemekteyiz dernek olarak eksik ve noksanlıların takipçisi olacağız tüm emeklilerimizin bilgisine sunuyoruz. Dedi. Emekliler Mart ayında seyyanen zam ve intibak yasasını merak ediyor. SGK-SSK ya da bağ kurulu olan emekliler amacıyla intibak ile eş güdümlü 2023 amacıyla 1000 Türk lirası seyyanen zam müjdesi gelmeye devam ediyor emekliler amacıyla 2023 Mart ayı zam piyangosu ile ilgili merak edilen detaylara bağlı olarak Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin, 2000 senesinden sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz, dedi. Emekliler bağlamında verdiği zam meşru düzenleme ile birlikte yapılabilecek. 2000 senesinden ardından emekli olanlar amacıyla intibak hususu çok evvelce Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Yüksek Mahkeme'de bu düzenlemenin yapılması amacıyla Meclis'ten gerekliliğini söylemiştir. 2000 senesi ve ardından emekli olan herkes intibak yasasının kabul edilmesi halinde bu yardımdan yararlanabilecek genellikle yaşa takılanlar amacıyla da EYT düzenlemesiyle birlikte Mayıs ayından itibaren emekli olması beklenirken, bu işlemden sonra da çıkarılacak olan intibak yasası onları da kapsayacak. İntibak yasası ile eş güdümlü bütün emeklilerin maaşları da tekrar hesaplanacak ve doğrultusundan intibak düzenlemesi çıkarılıp emekli olunan tarihe bakılmaksızın prim kazancı ya da prim gün adedi eşitlenerek hesaplanması bekleniyor. Buna bağlı olarak EYT düzenlemesi oluşturulan vatandaşlar da bu yasa kapsamında olabilecek. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak yasasını 10 yıldır beklediklerini hatırlattı. Meclisin gündem maddeleri arasına girmesi gerekliliğine vurgu yapan Ergün, 10 yıldır intibak sorununun çözülmesini bekliyoruz. 2000 yılından önce emekli olanları kapsayan intibak yasası 2012'de çıkmıştı, ödemeler de 2013'te yapılmıştı dedi. Memur ve memur emeklilerine Ocak ayında %30 oranında yapılan zam, hissedilen enflasyona bakıldığında alım gücünün iyice düştüğünü gösterdi. Diğer taraftan Ocak ayına ait açıklanan enflasyon oranı düşünüldüğünde memura yeni bir zam verilmesi elzem oldu. Her yandan memur ve emeklileri özellikle sosyal medya platformlarında memura zam yapılmasıyla ilgili taleplerini dile getiriyorlar. Enflasyonun yıllık bazda %57,68 olması nedeniyle emekli, memur ve kamu işçisine de aynı oranda zam yapılması hükümetten isteniyor açıklanan 2023 yılı ocak ayı enflasyonuyla 6. dönem toplu sözleşmede alınmış olan %8 lik zamın büyük bölümü daha ilk aydan erimiştir. 7431 sayılı kanunun %30 zam maddesi şu şekilde. 13 Ocak 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7431 sayılı kanunun 7. maddesi şu şekildedir. Madde 7, 27 Haziran 1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 43, 4688 sayılı kanuna göre düzenlenen kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşmenin 2. kısım 1. bölümünün 5. 6. nc'yi, 7 ve 8. maddeleri uyarınca bir. 1. 2023, 36, 2023 dönemine ilişkin katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırına uygulanacak artış oranı %30 olarak uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde kapsamında katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını, ücret tavanlarını ve ortalama ücret toplamı üst sınırını söz konusu artış oranına uygun olarak belirler ve duyurur. SGK, SSK ya da bağ kurulu olan emekliler için intibak ile birlikte 2023 için 1500 Türk Lirası seyyanen zam müjdesi gelmeye devam ediyor. Emekliler için 2023 zam piyangosu hakkında merak edilen detaylara bağlı olarak Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz dedi. Emekliler için verilen zam yasal düzenlemeyle beraber yapılabilecek 2000 yılından sonrasında emekli olanlar için intibak konusu çok önce Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Yüksek Mahkeme de bu düzenlemenin yapılması için meclisten gerektiğini söylemiştir. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkes intibak yasasının kabul edilmesi durumunda bu yardımdan yararlanabilecek özellikle yaşa takılanlar için de EYT düzenlemesiyle beraber Ocak ayından itibaren emekli olması beklenirken, bu işlemden sonra da çıkarılacak olan intibak yasası onları da kapsayacak. İntibak yasası ile birlikte tüm emeklilerin maaşları da yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün tarafından intibak yasasına dair bir açıklama yapılarak, karma emekli aile hesaplanarak emekli olanlar intibak yapılmasını bekliyorlar prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara eşit aylık bağlanması gerekiyor. Kanun değişikliklerinde bu ilke dikkate alınmıyor. Bundan dolayı da her bir emekli aylık hesaplarına itiraz ediyorlar. Yapılması gereken gayet basit. 2000 sonrası emekli olanların aylık hesaplamaları tek bir kriterle yapılmalıdır. EYT düzenlemesinin içine 2000 yılından sonra emekli olanlara kapsayacak şekilde intibak düzenlemesi eklenmelidir." şeklinde konuştu. 2000 senesi ardından emekli olanlar bağlamında bir intibak düzenlemesi yapılması durumunda bu emeklilerin maaşlarında mühim farklılıklar olabilecek. Bu kapsamda yapılacak olan emekli maaşı düzenlemesi ile emekli aylıklarında 1500 TL'ye varan yükseltmeler yapılabilecek.